herkese çiftlik sevdamın söyleyeceklerim var köşesinden merhabalar. Umarım iyisinizdir, hoşsunuzdur ve de mutlusunuzdur. Ben gayet iyiyim, teşekkür ederim. Efendim bugün önemli bir konumuz var, önemli olduğunu düşünüyorum. Elektrik kesintisinde ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendi hayatıma alabildiğim yöntemler, kendi kullandığım yöntemler bunların hepsi. Beni yarı yolda bırakmadılar hiçbir zaman. Sizlerle onları paylaşacağım ama ne zaman? Az sonra. Evet, hepimizin bildiği gibi elektrik kesintileri zaman zaman dağıtıcı firmaların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yaşanabiliyor. İşte tamir gerekiyor. Belli zaman ölçülerinde bazı elektrik kısıntılarına gidilebiliyor. Bazen de eğer hatırlarsanız bundan birkaç sene evvel uzunca bir elektrik kesintisi yaşamıştık. Tüm Türkiye'de bütün bir gün boyunca elektriklerimiz gelmemişti. İşte o gün pek çok insan, pek çok aile mağdur kalmıştı. Böyle sıkıntıları yaşamamak adına ben buna yine böyle bir afet planı gibi bakıyorum, bakmak istiyorum. Aile fertlerimizden hiç kimseyi mağdur etmemek için öncesinde yapmamız gereken bir takım hazırlıklarımız olmalı. Sadece temkinli olmamız adına bu tedbirler hayatımızı daha kolaylaştıracak. Ummadığımız, olmasını istemediğimiz, ummak istemediğimiz herhangi bir kesinti durumunda bizleri rahat ettirecek şeylerdir. Bakalım şöyle sıra sıra yavaş yavaş gidelim. Neler çıkacak bakalım karşımıza. Şimdi efendim bir kere en önceki şey tabii ki sağlığımız. Elektrik kesintisi anında işte diyelim elektriğiniz gitti ve o sırada koştura koştura mumunuza, fenerinize bir şeye ulaşmaya çalışıyorsunuz ve Allah korusun ama ufak bir sakatlık yaşayabilirsiniz, herhangi bir yaralanma yaşayabilirsiniz. Bunun önlemi olarak en başta söylemek istediğim mutlaka evinizde bir ecza dolabınızın ya da bir ecza çantanızın olması gerektiği yönünde. Bu ilk yardım çantası kolay ulaşabileceğiniz, içinde her türlü gereken işte pamuktan gazlı beze, tentirdiyot, işte vuruk, kırık vesaire şeylerinize önlem olabilecek içerisinde ilaçların, merhemlerin bulunduğu bir çanta olmalı. Ve de tüm aile bu çantanın yerini biliyor olmalı. Bu tip şeyler ben kendi hayatımda çok fazla önemsiyorum. İşte deprem tatbikatları da yapıyorum evimde ailemle birlikte. Sizlere de öneririm. Aynı şekilde yine böyle bir elektrik kesintisi sırası için söz konusu olabilecek, ailenizle birlikte yapabileceğiniz tatbikatlar var. Ya da bütün aileyi bilgilendirmeniz gereken bazı hususlar var. Bunları sakın atlamayınız. İhtiyacınız olması durumunda keşke dememek için buna önem veriniz lütfen diye düşünüyorum. Şimdi çoğumuzun evinde doğal gaz var. Herhangi bir elektrik kesintisi durumunda doğal olarak doğal gazlarımız da gidiyor. Ben doğal gazı ısınıyorum. Yemek yapmak için evde tüp kullanıyorum hala. Apartmanımız o şekilde bir apartman değil. Bu yüzden yemekle ilgili tüp söz konusu olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamam söz konusu değil. Ama bununla birlikte evin içerisinde mutlaka bir tane piknik tüpü dolu olarak bulunduruyorum. Onun değişik böyle kafaları var, değişik aparatlar var. Aynı zamanda işte çadır tatili, karavan tatili yapan birisi olarak kamplarda kalmıyorum bu tatilleri yaparken. Dolayısıyla işte elektrikten faydalanamıyoruz. Onun için de birazcık galiba o Survivor taraflarım fazlaca gelişti. Evde bunlarla ilgili her türlü işte alet edevata sahip hale geldim zaman içerisinde. Sizlere de öneririm. Bir piknik tüpünüz olabilir. Onun böyle kafası işte değiştiği zaman üzerine üstünde yemek pişirebilirsiniz. Ya da başka bir aparat taktığınız zaman o böyle bir ısıtıcı haline gelebiliyor. Bunlar çok büyük rakamlardaki şeyler de değiller. Temin edilebilecek şeyler hepsi.
dilediğiniz zaman da piknik tüpünüzle ısınabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Önemlidir. Tavsiye ederim. Lütfen değerlendirin bu konuyu da. Elbette ki ilk başta yapılması gereken şeylerden bir tanesi 186'yı aramak. 186'yı aramak, kesintinin sebebini öğrenmek, işte bir yer ne kadar süreceğini öğrenmek için diye, eğer ulaşabiliyorsanız o dakika itibariyle, çünkü biliyorsunuz bizde herkes böyle bir yoğunlaşıyor böyle durumlarda, hattı eğer düşürebilirseniz aramanız gereken numara 186. Bunu da evde önemli bir yerinizde not olarak bulundurun. Telefonlarınızın 3G, Wi-Fi, işte Bluetooth bağlantılarını kapatmanız durumunda telefonlarınızın pil tasarrufunu sağlayabilirsiniz. Ekran parlaklığını kısabilirsiniz. Lokasyon servislerinizi kapatmanızda şarjınızın çok daha uzun süre gitmesini sağlayacaktır. Yine şehrinizde yaşanacak X bir elektrik kesintisinde metro, tramvay çalışmayacaktır. Evinize dönebilmek adına mağdur olmamanız için mutlaka cüzdanınızın bir köşesinde biraz nakit para bulundurmanız tavsiye ederim bu konuyla ilgili. En azından evinize bir taksiyle bir şekilde dönebilmenizi sağlayacaktır bu da. Efendim, trafik ışıkları çalışmayabilir. Trafikteki dostlarımız için önlemlerini, dikkatlerini 4 kat daha fazla fazlalaştırmalarını tavsiye ediyorum bu anlamda. Uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanacağı, böyle ülkece yaşanabilecek, yine Allah korusun diyelim buna da, olması durumunda akaryakıt istasyonlarından da enerji olmayacağı için benzininizi, motorinizi alamayacaksınız. Bunun için de yine eğer bu tip kısıntılar, kesintiler sık sık olacaksa ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi de aracınızın deposunu maalesef doldurmak zorundasınız ki bir gerekli bir durumda sizi işte gitmeniz gereken yere aracınız ulaştırabilsin diye. Elbette asansör kullanımına daha özen göstermelisiniz. Özellikle işte kesintinin saatleri biliniyorsa o saatlere yakın zamanlarda asansörlerinizi kullanmayın. 3 aşağı 5 yukarı her an o elektrik kesilebilir çünkü sıkıntılı bir şey yaşamanızı istemiyorum bu nedenden dolayı. X bir elektrik kesintisi durumunda sadece böyle bir saatlik kesinti yüzünden bile ülkemizin yaşayacağı üretim kaybı 100 milyon dolarlarla eş. Hiç böyle şeyler olmasını elbette ki arzu etmiyoruz. Ama %99 doğal gaza bağımlı bir ülke olarak yaşıyoruz. Dış ülkelere bağımlıyız bununla ilgili olarak. Olası bir sıkıntı durumunda doğalgazımız gittiği anda elektriğimiz de gidiyor. Doğalgazımız gidiyor. Böylelikle ne aydınlanabiliyoruz ne de ısınabiliyoruz. Bunların önlemini bu sebepten başkalarının hatalarını bizler kendimiz, ailemiz için en azından örtmeye çalışmalı ve bir şeyler yapmalıyız. Bunun için de dediğim gibi bazı tedbirleri hayatımızına geçirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi kesinti eğer gündüz gerçekleştiyse emin olmak için mutlaka elektrik anahtarlarınızdan birisini açmalısınız ki işte geldiğinde farkına varabilirsiniz. Pilli bir radyonuz olsun, ulaşabileceğiniz yakınınızda olan herhangi bir yerde. Pilli radyo candır, böyle afet durumlarında, sıkıntılı durumlarda gerçekten çok işinize yarayacak bir iletişim aracıdır. En azından haber almanızı sağlayacaktır size. Mum kullanacaksanız, işte bu tea light dedikleri ya da işte bildik mumlardan kullanacaksanız lütfen çocuklarınızdan ve hayvanlarınızdan uzak bir yerde olmasına özen gösterin. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemesi açısından. Yine elektrik kesildikten sonra aletlerinizin güvenliği açısından mutlaka ama mutlaka prizden çekiniz aletlerinizi. Çünkü daha sonrasında eğer çekmediyseniz ani voltaj dalgalanmaları yaşanacaktır. Bunlar da elektronik aletlerinizin büyük ölçüde zarar görmesine sebep olur. İşte kettle, mikrodalga, dizüstü tablet, bilgisayarlarınız, fön makinesi, tost makinesi, bunların hepsinin fişlerini çekmeye özen gösterin.
Yine önemli bir başka madde, veri kaybının yaşanmaması için özellikle böyle atölye gibi, işte sanayi gibi, sanayi kuruluşları gibi ya da şahsi bilgi verilerinizi veri kaybı yaşamamak adına zaman zaman, ayda bir defa da olsa yedeklemenizi öneririm mutlaka. Evet, şimdi herhangi bir kesinti anında buzdolabının içerisindeki yiyeceklerin bozulmaması için buzdolabının kapısının sık sık açılmaması gerekiyor. Aksi takdirde içerideki yiyecekler hızla bozulmaya başlayacaklardır. Eğer kapıyı açmazsanız, gün içerisinde bir kere açacaksanız, o buzdolabı sizi uzunca bir süre götürmüş olacaktır. Dondurucuda bulunan yiyecekleriniz ise ortalama 36 saat boyunca korunacaktır. Ama yine de sizler lütfen yiyeceklerinizin bozulma cinsine, çeşidine göre bu sürelerin neler olduğunu şöyle bir kontrol edin. Google'dan yardım isteyin bununla ilgili. İşte hangi yiyecek kaç saatte bozulur? Önemlidir. Hepimizin buzluklarında farklı türde yiyecekler var çünkü. İşte hamur işi daha farklı bir zamanlamayla bozuluyor. Et başka bir zamanlamayla bozuluyor bildiğiniz gibi. Kesintilerin sık yaşanma durumu hani söz konusu olacaksa, elbette ki böyle minik de olsa bir jeneratör almak belki de akıllı bir yatırım olabilir. O da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Tabii ki bu çok sık yaşanacak bir şey haline dönecekse yapılmalıdır. Evin küçük bir odasına geçip böyle pencere altlarına, kapı altlarına çarşaf, havlu, battaniye gibi işte böyle ısıyı geçirmeyecek bir şeyler koyarak odanın ısı kaybına neden olmamış olursunuz bu şekilde. Soba, şömine gibi ısıtıcılar eğer kullanacaksanız, borularınızın ve bacalarınızın temiz olduğundan lütfen emin olun ve karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmamak için bu ısıtıcıları yatarken mutlaka söndürdüğünüzden emin olunuz lütfen. Çok önemlidir. Bu baca temizliklerinin de işte yılda bir defa mutlaka yapılması gerekiyor. Vücut ısımızın çoğu kafa bölgesinden kaybedilir. Kalın ve üşütmeyecek bir şapka giyerseniz daha az üşüyeceksinizdir. Varsa evinizin güney cepheye bakan bir odasında bu krizi atlatmanız çok daha kolay olacaktır. Pencerelerinize gün içerisinde güneşi ve ısıyı içeriye alabilmek adına ve ısı kaybına uğramamak için şeffaf banyo perdesi olur, işte bir naylon olabilir, böyle bir örtüyle kaplayabilirsiniz. Isıyı, dışarıdaki soğuğu önleyecektir içeriye girmesine. O da böylelikle daha kolay ısınacaktır. Şey, güleceksiniz belki ama gülmeyin lütfen. Çadırınız varsa eğer, odanın içerisine çadırınızı kurabilirsiniz. Çok kısa sürede ısınacaktır. İçinde işte birkaç kişi olduğunda onların vücut ısısıyla çadırlar çok çabuk ısınabilen mekanlar haline gelirler. Çok hayat kurtarıcı ve ısıtıcı olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Denendi, test edildi çünkü. Dondurucunuzda önceden porsiyonlar halinde hazır tutabileceğiniz yemekleriniz olabilir. Böyle acil durumlar için. Sadece böyle hani afet işte vesaire gibi diye düşünmeyelim. Hani olumsuz bir durum için diye düşünmeyelim. X bir zaman içinde işte o gün hastalandınız, yorgun geldiniz evinize. Evin buzluğunda hazırda bir yemek olması pek çok aile ferdi için büyük kolaylık yaratacaktır. Sizi de çok üzüp zorlamayacaktır. Bir gün bir yemeği yaparken biraz fazla yapıp ondan sonra onu dondurabilirsiniz. Börekten çöreğe kadar da bu şekilde pek çok şeyi dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Ama dediğim gibi lütfen dondurulma sürelerine dikkat etmeniz kaydıyla bir yerlere de onların o sürelerini lütfen not alın ki zamanından evvel kullanın, yerine yenileriyle değiştirme şansınız olabilsin. Power bank önemli herhangi bir elektrik kesintisi durumunda, çünkü en azından telefonlarımıza ihtiyacımız oluyor. Telefonlarımızın şarjını yapabilmek için power bank'a ihtiyaç duyacağız. Ben işte 20 bin mAh en az öneririm size bununla ilgili olarak. 20-30 bin aralığındaki
power bankler işlerinizi çok kolaylaştıracaktır. Feneriniz varsa, eğer şarjlı bir feneriniz varsa, fenerinizin şarjını, cep telefonlarınızın şarjını bununla sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde yine güneş enerjisiyle çalışan power banklar da var. Bu güç üniteleri de işte gün içinde güneşten aldığı enerjiyi içerisinde saklıyor ve de sonrasında size bunu yine şarj ederek telefonlarınızı size geri veriyor enerjiyi. O da bir başka şey olabilir bu şekilde. Şarjlı ışıldak olabilir evinizde. Yedek pilleriniz ve de feneriniz mutlaka ama mutlaka olsun. Mum hazırda tutabilirsiniz. Ama artık hani mumdan çok feneri daha çok öneriyoruz elbette ki. Herhangi bir işte yaralanma, sakatlanma ya da başka bir soruna problem vermemek adına. Evinizde hazır yemekler, konserveler bulundurabilirsiniz. Yemek yapamadığınız bir durumda en azından sizi açlıktan koruyacaktır. O işte birkaç konserve bile sizi birkaç gün elektriksiz kaldığınız durumda hayatta tutacaktır. Tüp ya da minik propan tüpleri var bu şekilde, dediğim gibi az evvel. Onların böyle propan tüpleri de var. Şöyle şu ebatlarda olur. O tüplerle uzunca bir süre yine yemek yapabilirsiniz. Günlerce gider. Aşağı yukarı bir küçük propan tüpünü sadece yemek yapmak ve daha böyle kısa sürede küçük küçük sular ısıtmak, işte çay yapmanız, kahve yapmanız için aşağı yukarı sizi bir hafta boyunca koruyacak, size çayınızı, kahvenizi yaptıracak ya da yemeğinizi ısıtacak enerjiyi verecektir. Küçük propan tüplerini de tavsiye edebilirim bu yüzden. Dediğim gibi nakit her zaman olsun cüzdanınızın bir köşesinde. Ne zaman, nerede ihtiyaç duyacağımızı bilemiyoruz çünkü. İçme suyu evimizde bulundurmak önemli. Çünkü evimizin suları da bildiğiniz gibi yukarı katlara elektrikle basılıyor. Elektriğin gitmesi durumunda maalesef akan sularımız da duruyor. Bu nedenle evde böyle işte yedek bir içme suyu, en azından şöyle işte o birazcık büyük bidonların içerisinde bulundurmamız, gerekiyorsa işte elimizi yüzümüzü yıkamamız gerektiği durumlarda, gerekirse de içme suyu olarak kullanabilmek adına önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir içme suyu her zaman bir köşemizde olmalı mutlaka. Evet, yani kabaca elektrik kesintileriyle ilgili eğer bu önlemlerimizi alırsak, aile fertlerimizde, bizler de sıkıntı yaşamadan o sıkıntılı süreci böyle çok kötü bir şekilde geçirmemiş oluruz. Her şeyin başı önlem çünkü. Niye olmasın? Ülkemizde pek çok şeyi yaşayabiliyoruz beklemediğimiz anda. Beklemediğimiz bir şekilde karşımıza bir şey çıktığında diye kalmaktansa önlem almamız, tedbirli olmamız her zaman bizler için çok daha koruyucu olacaktır. Sevdiklerimiz için koruyucu olacaktır. Bilemiyorum, benim aklıma gelenler, en azından kendi evimde uyguladığım yöntemler elektrik kesintileriyle ilgili olarak bu gibi önlemler, böyle tedbirleri alıyorum. Bunların hepsi var evimde, bu şekilde kullanıyorum çünkü. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizler de benim söylemeyi unuttuğum ya da akıl edemediğim herhangi başka bir yöntem kullanıyorsanız lütfen aşağıya yorumlara bırakınız. Sizlerin de bu konuda yardımlarınızı tabii ki çok ihtiyacım var. Efendim, önümüzdeki hafta başka bir konuyla ya da konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.